Bugün nelerden bahsedeceğiz? Bugün tarot ve numerolojiden bahsedeceğiz. Çok güzel. Bugünkü konuğumuz numerolog Mukaddes Deniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bize kendinizi tanıtır mısınız? 49 yaşındayım. Aşağı yukarı 20 sene ve biraz daha fazlası parapsikoloji ve ezoterik araştırmalar yapıyorum. Daha çok kendim için bu yola böyle başladım. Ve aşağı yukarı 8 yıldır da profesyonel olarak bu hizmeti veriyorum. Numeroloji ve tarot dalında. Çok güzel. Peki numeroloji nedir? Anlatır mısınız? Numeroloji bizim doğduğumuz anda, doğduğumuz tarihte bizim üzerimize gelen bir nevi barkodtur. Ve aynı zamanda bize verilen isim ve almış olduğumuz soy isim de bu titreşimlere dahildir. Numeroloji bir yol haritasıdır ve bu yol haritasını okumayı öğrenmeye niyet ettiğimiz zaman hayatımızı kolaylaştırıyoruz, öyle söyleyeyim. Bazı bilgiler veriliyor değil evet, mi? Evet, bazı bilgiler. Yani şimdi şöyle, profesyonel seçimler, tıkanıklıklar, bizler kemikleşmiş olumsuz yön diye düşündüğümüz şeyler aslında, yani bizim iyileştirmemiz gerektiği ve bütün bunları ışık tutan bir şeydir. Ben numerolojiyi bir röntgen gibi de görüyorum ve insan da kendi haritasını çıkarttığı zaman ve kendisini okuduğu zaman çok şaşırıyor. Şimdi şöyle, yani bu haritayı eline aldıktan sonra evet ben bu yol haritasına göre yol alacağım diyen insanlar dediğim gibi kendisine ve hayatına çok büyük bir kolaylık sağlamış oluyor. Çok güzel bir yol haritası oluyor değil mi? Evet, bir yol Neler haritası. Uğurlu geliyor, neler uğursuz geliyor onları biliyor. Neler uğurlu geliyor, neler uğursuz geliyor, ne zaman ne yapmanız gerekiyor, Evet. Daha doğrusu ne zaman ne yapmamanız Evet. gerekiyor. Ayrıca mesela tekrar eden bazı senaryolarda özellikle isim titreşimlerini incelediğimiz zaman orada örneğin işte bereketi ya da kolay ilişki kurmayı getiren ya da kolaylaştıran titreşim eksik olduğu zaman burada bir insana biz bir takma isim düşünebilir diyoruz. Bu o telafiyi getirebiliyor. Ama numerolojide telafi, yardımcı telafiler atıyorum. Hani bir isim eklendiğinde ya da değiştirildiğinde 6 ay ve sonrası titreşim insan hayatına iniyor. O yüzden mesela özellikle kadınlarda evlilik ve evlilikten sonra soyadı değişikliği hani tutmalı mı kızlık soyadını Evet. yoksa kullanmalı mı inceleyerek yapmalarında fayda var. Hani böylece Kesinlikle. artı ya da Doğru. eksi hayatına Evet. neyi alacağını bilebilir. Doğru. Siz tarotla da ilgileniyorsunuz. Tarotçuyla falcı arasındaki farklar nelerdir? Şimdi bu araçlar, bunlar hep kadim bilgi, numeroloji, tarot ve bunun yanında bir de astroloji var Evet. ve başka şeyler de var. Bunlar birbirine çok bağlıdır. Şimdi bizim dilimizde diş hekimi demeye de alışkanlığımız yok, dişçi deriz. Evet. Ama ben öyle diyemiyorum. Şimdi tarolog nedir? Tarolog bunun araştırarak ilerleyen, Evet. bunu bir bilim olduğunu, tabii hani doğal bilim, hani nasıl Ya desem, pozitif bilimler gibi değil değil ama değil farklı. ama eski ve kadim Evet. bilgelik içeren diyelim biz Evet. buna ve bu bir sembol dilidir. O sembol dilini okumayı öğreniyorsunuz ve siz o sembol dilini bununla çalışmaya başladığınız zaman soran kişi için o anda onun akışında ne var, o sembol dilini kişinin anlayacağı dile tercüme etmektir. Fal değil çünkü tarotu okumak orada numeroloji de var onun içerisinde, astroloji de var onun içerisinde, gezegenler de var, semboller de var ve bir tarolog yani tarotu o eski bilgeliğiyle alan insan daha iyi bunu aktarabilmek için sürekli kendisini geliştirir, okur ve geniş çaplı birleşmesini ve birleştirmesini yapmaya çalışır. Fal dediğimizde fal evet şimdi bazı insanlar var onların hani dediklerine göre doğal yeteneklerle işte şu tarihte şu olacak, bu tarihte bu olacak ve bir de insanları birazcık böyle ürkütmeye Evet. yönelik ve
büyü yapacak gibi. Ya da yapılmış gibi ve orada insanı korkusundan yakalıyorsunuz. Bir insan korku halinde yaşadığı zaman bu gerçekten çok, çok mutsuz verici bir kesinlikle. Şey. Kesinlikle. Yani o yüzden de benim çalışmalarımda bütün insanlar aslında endişeyle geliyorlar. Ve benim birinci görevim, yani kendimi öyle alıştırdım. Evet. Birinci yaptığım şey önce insanın o endişesini indirmek. Evet. Çünkü belki de o insanın haritasında, yolunda, onun kafasından geçirdiği o senaryolar Tabii. hiç olmayabilir. Evet. İşte fark burada. Kesinlikle. Bazı böyle ön yargılar var ya, işte ben başarısız olacağım, ben mutsuz olacağım. Evet. Kendisini şartlandırmış. O senaryoyu Çok zaten o yanlış. şekilde artık önüne Evet. koymuş oluyor ve Evet. hayatına girmesi sadece fiziken zaman meselesi. Maalesef, maalesef. Peki tarot nasıl çalışır? Gerçekten faydası var mı? Biraz daha anlatabilir misiniz? Evet, anlatmaktan memnuniyet duyarım. Tarot çok derin çalışır. Tarot gündelik hayatta tavsiye verebileceği gibi tarot aynı zamanda derin kişilik olaylarımıza da ışık tutabilir. Özellikle korkularımıza, özellikle mesela şöyle birkaç örnek vermek istiyorum. İşte mutsuzum. Bu işten gitmeli miyim, kalmalı mıyım? Orası benim için uygun mu? Ve biz bunu tarota sorduğumuz zaman, çok pardon, Rica biz etsin. bunu tarota sorduğumuz zaman hiç beklenmedik yerden bir cevap gelir. Ve gelen cevapta örneğin şöyle de olabilir. Peki sen orada o yaptığın işi seviyor musun? Çünkü kart sevmediğini gösteriyor. Ve sevmediğin için sen hani şimdi orada durmaya çaba gösterdikçe, fakat yani senin derin benliğin ve artık hani enerjilerin seni orada tutamaz. Bunu iyileştirmek için ne yapabilirim? Tarot sınırsız olanaklar alanından bize bilgiler verir. Biz insanların bir tane cüzi, küçücük bir iradesi var, fakat bize verilen inanılmaz çok fazla olasılık ve seçeneklerimiz var. İşte tarot bize o alandan işaretleri gösteriyor. Kişisel baktığımız zaman ya da daha derin baktığımız zaman mesela gölge yönlerimizi görürüz. Evet. Ve gölge yönlerimizden biz insanlar genellikle kaçarız. Ama gölge yönlerimizi aslında çok büyük bir kaynağa dönüştüreceğimizi biliyor muyuz? Bence birçoğumuz bilmiyoruz. İşte tarot bize gölge yönlerimizle nasıl çalışabileceğimizi de gösteriyor. Gölge yönler zayıf yönlerimiz mi? Zayıf yönler ve olumsuz diye nitelendirdiğimiz, Hı-hı. çok basit bir örnek vereceğim. Hı-hı. Çok basit, bütün insanlarda var olan bir şey. Kıskançlık. Ben şeyden bahsetmiyorum. Hani böyle çok yoğun kendisini belli etmiş. Yani ben ah Bilinçaltında. keşke benim de olabilse Evet. dememizde bile o Evet. kıskançlık var. Tabii. Ve işte o aslında bir gölge yön. Evet. Tarot bu tarz gölge yönleri gösteriyor Evet. ve bize diyor ki bu kaynak senin. Bunu al, bunu dönüştür ve bunu kullan. Bu senin elinde. Evet. Onu elde etmek için sen de çalış. Herkesin ayrı bir yolu var yani. Başkasında olan Herkesin sende de yolu, olmak zorunda değil herkesin yani. yolu ayrı, herkesin yolu orijinal ve Evet. herkes, inanır mısınız, her birimiz birbirimizden çok farklıyız, Evet. çok orijinaliz ve hepimize kaynaklar verilmiş. Evet. Bunları görmek, bulmak, çıkarmak ve kullanmak. Potansiyelimizi keşfedeceğiz. Potansiyelimizi keşfedeceğiz. Ona Evet. göre bir yol Evet, haritası ama değil bir mi? de şart var burada. Hı. Yani kişi kendisiyle dürüst olmayı seçmeli. Evet, tabii realist de olacak yani. Realist Çok böyle olacak. hayalci değil yani. Hayır, realist olacak, Evet. kendisiyle dürüst olacak Evet. ve kendi sorumluluğunu kendisi almaya niyetli olacak. Tabii İşte hepsi o suçu zaman başkalarına atmak kolay. o en kolayı. Tabii. O en Onun kolay. yüzünden oldu, bunun yüzünden Tabii, oldu. O tabii. çok kolay Evet. ama değil Ama evet, ama çok büyük bir zaman kaybı yaptığını çok zaman Kesinlikle. sonra anlıyor. Evet. Peki en çok hangi konuda insanlar bu araçlardan yardım talep ederler? Günümüzde en çok İlişkiler. ilişkiler, Evet. ikili ilişkiler, çalışma hayatı ilişkileri, aile ilişkileri, anne çocuk, baba çocuk ilişkileri. Parasal İkincisi konular. parasal konular, bunlar çok önemli. Evet. Ve üçüncüsü kariyer, iş Evet. ve iş olasılıkları. Tabii. En çok bu üç konuda insanlar yardım talep ediyor. Yani
Henüz çok fazla hani şuna rastlamadım. Yani ben ruhsal olarak Evet. yolumu bulmak istiyorum. Somut hemen kestirmeden ben zengin olmak istiyorum. Evet ama Ben çok başarılı şöyle olmak istiyorum. bir durum var. Yani bunu çalışma hayatımda yaşadım ben. Tabii. Bunun için gelmeyen insan, Tabii. yani öyle örneklerim var. Tabii. Yani işte çalışmaya başladık. Kimisi enerjist oldu, kimisi işte Evet. başka dala yöneldi, kimisi kendini bulmak için yani farklı eğitimlere gitti. Yani böyle bir şeye de yol açıyor. Tabii. Kişi de özünde kendisine uyanmaya da yol açıyor. Kesinlikle. Peki her zaman çalışır mı bu araçlar ya da hangi durumda tıkanıklık olur? Şimdi şöyle, kişi kendi kafasında eğer numeroloji için konuşacak olursak numeroloji her zaman çalışır. Evet. Şöyle her zaman çalışır. Bu zaten bir bilgidir. Siz haritanızı talep ettiğinizde size bir harita çıkartılır. Benim çalışmalarımda ben bunu yazılı veriyorum. 15-18 sayfalık elinize böyle dosya halinde ama bunu ben size anlatarak veriyorum. Çünkü dediğim gibi insanlar olumsuza takılmaya, olumsuzu beklemeye baştan programlı. Bunu Evet. önlemek için. Evet. Ve insan bunu, kişi bunu dikkate aldığı zaman haritasını, orada verilen tarihlere, titreşimlere göre bazı şeyleri planlamaya başladığı zaman her zaman faydasını görür. Her zaman. Tarot'a gelince, şimdi tarot'ta şöyle bir durum var. Eğer kişi dediğim gibi kendisiyle dürüstse, Evet. niyeti belli ve ondan şaşmaz ise tarot da her zaman çalışır ve ama şimdi bazı insanlar var bunu kandırmaya çalışırlar. Bir tane soru var. Duymayı planladığı cümleyi duyana kadar o soruyu 8-12 farklı şekilde sorar. Evet. Ve burada tarotta saçma sapan cevaplar vermeye başlar. Evet. Veya kişi dürüst değildir. Kişi Evet. dürüst değildir. Kişi şöyle bir dinleyeyim de hani bir bakalım gelen cevaplara göre olursa orada Evet. tarot hemen signalini yine veriyor Evet. ve orada o iş duruyor yani çalışmıyor. Kesinlikle. Peki bu işin mistik yönü var mı? Siz nasıl bakarsanız o size öyle cevap verir şimdi. Ben kendi çalışmalarımda ve ruhsal araştırmalarımda ve sembol okuma çalışmalarımda mistik yönünü görebilirim. Ama bunu görmek için ben kendimi geliştirmişim. Fakat yani günümüz insanı, yani bugünümüzün insanı, Evet. öncelikleri farklı olan bir insan ne yapsın bu mistisizmi? İşine yaramaz. Ayrıca ilaveten hani korkabilir. Fakat şöyle bir şey var. Siz dediğim gibi ne istiyorsanız o size bunu verir. Siz daha derin isterseniz o size hemen daha derinden cevap verir. Fakat şunu burada söylemek istiyorum. Mesela kartlar açıldı. Eğer ki buna danışan kişi şöyle bir şey duyuyorsa eyvah eyvah eyvah. Hemen oradan her şeyi kapatsın Tabii. ve oradan çıksın. Evet. Bu Negatif gerçek değil. bilgiler devamlı. Negatiflik değil. Yani bu korkutmaya yönelik. Burada korkulacak hiçbir şey yok. Mistisizm Evet. ararsanız size verir. Evet. Aramıyorsanız sizi ilgilendiren bir durum yok yani orada. Evet, Öyle. kesinlikle. Tabii insanlar da bilinçli olsunlar. Bu tarz yaklaşımda Giderek bulunan daha da kişileri bilinçleniyor. İnsanlar ben çok inanmasınlar. mutluyum, çok Evet, mutlulukla bilinçlensinler. izliyorum. Bilinçleniyorlar, Evet. okuyorlar, artık farkı yapabiliyorlar. Örneğin hani falla Evet. aynı bir Tarot. şey olmadığını insanlar bunun farkını yapabiliyorlar. O yüzden işte bunları görüyorken ya da okuyorken ya da tepkilerini görüyorken gene mutluluk duyuyorum. Evet. Peki bir iş kolu olarak bunu seçmenizin temel nedeni nedir? Bir kırılma noktası yaşadınız mı hayatınızda Yani seçerken? şöyle bazı insanların hayatı boyunca hep kırılma noktası vardır. Neden? Çünkü aslında hayatım boyunca evet kendim için araştırdım fakat iş kolu olarak seçmemekte çok uzun süre direndim. Ve ben Evet. direndikçe sistem de bana direndi. Ve Gireceksin bu nihayetinde işe. evet. Sizi çağırdı. Ve bildiğiniz kanalizasyon.
kanalize etti ve evet. en nihayetinde ben de dedim ki tamam, daha fazla direnmiyorum. Evet, ben kendi yolumda faydalar gördüm ve şimdi istiyorum ki hani bunu kendi dilimde, kendimce insanlara anlatmak, insanlar da bunun faydasını görsün. Çünkü frekansınızı yükselttiğiniz zaman bir daha asla düşük frekansa düşmek istemezsiniz. Tabii. İnanın ki bakış açınız, hayat, her şey çok farklı. Yani aynı masada oturabilir iki insan. Yani iskemleleri aynı evet. boyda olabilir iki insanın. Fakat o frekans farklılığı hemen belli oluyor. Tabii. Ve bu enerji alanına da yayılıyor. Kesin. O yüzden frekansını bir kere yükseltmiş olan Tabii. birisi hiçbir zaman aşağı düşmek istemez. O yüzden de ben de bunu daha fazla direnmeyi bıraktım. Ve bunu işim olarak seçtim ve 8 yıldır da bu işi yapıyorum. Şahane. Tebrik ediyoruz. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Bugünkü konuğumuz nümerolog Mukaddes Deniz'di. Katılımınız, bu güzel paylaşımlarınız için tekrar teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Rica ederiz. Değerli izleyiciler, sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.